müthiş, güzel, lezzetli ama o kadar da kolay bir cheesecake yapmaya ne dersiniz? Bu tarifime de bayılacaksınız. Benim kolay tariflerimi çok sevdiğinizi biliyorum. Gerçekten yapımı çok kolay ama lezzeti ve görüntüsü inanılmaz. Hemen lafı uzatmıyorum ve tarife başlıyorum. Pembe bulut cheesecake için 1 paket yulaflı bisküvi, 3 yemek kaşığı erimiş tereyağı, 29 adet pembe marshmallow, 1/3 su bardağı süt, 300 gram labne peyniri. Öncelikle yine 1 paket böyle yulaflı bisküvi alıyorum. Bisküvili tabanlılara bayılıyoruz biliyorsunuz. Onu hemen robota koyuyorum. İsterseniz petibör bisküviyle de yapabilirsiniz. Şöyle robotla onu un haline getiriyorum. Gayet güzel toz haline geldi. Robot yoksa ne olur, hiçbir şey olmaz. Hemen bir buzdolabı poşetine koyun ve tak 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 üzerinden bir güzel tokmakla vurun. Un haline gelecektir zaten. Hemen dağılıyorlar biliyorsunuz. Ve şöyle 3 yemek kaşığı kadar erimiş tereyağı ilave ediyorum. Çünkü bu yulaflı bisküviler biraz daha küçük, daha az gramaj olarak. Petibörle yapacaksınız 4 yemek kaşığı koyun. Çünkü onların paketleri daha büyük, gramajları daha büyük. Aklınızda bulunsun. Ve şöyle iyice güzel karıştırıyorum. Gayet güzel böyle cheesecake tabanı haline gelmeye başladı. Şimdi eğer bunu isterseniz böyle 20 santimlik bir kelepçeli kalıba koyabilirsiniz. Yani bütün bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben size farklı farklı sunumlar göstermek istediğimden küçük porsiyonlara böleceğim. Ben böyle küçük porsiyonları daha çok seviyorum. Hem böyle sunumu güzel oluyor. Veyahut da yanına çikolatalı bir şey yaptıysan, farklı farklı tatlılar yaptıysan böyle değişik tatlı tabakları oluşturmayı çok seviyorum. Şimdi benim servisi yapmak için kullandığım böyle aparatlarım var. Bunların paylaşmak istediğim için gösteriyorum. İlla ki bunlar lazım mı? Tabii ki değil. Size böyle normal bir bardaktaki sunumu da göstereceğim. Şimdi böyle kare bir tane servis kalıbım var. Onun içerisine tabanı koyuyorum. Böyle tart tabanlarında, cheesecake tabanlarında iyice bastırmayı unutmuyoruz. Gayet güzel bastırdık ve tabanımız hazır oldu. Yine böyle yuvarlak bir kalıbım var. Ona da aynı şeyi uyguluyorum. Ve hiç bu kalıplardan yok, biz ne yapacağız? Hemen bir tane bardağı alıyoruz. Bardağın içerisine koyuyoruz. Ve yine bir bardak yardımıyla, altı düz bir bardak yardımıyla bastırarak tabanımızı oluşturuyoruz. İster bardaklara, ister kuplara ve hatta dediğim gibi bütün bir kelepçeli kalıba, bütün bir halde kullanabilirsiniz. Seçim sizin, servis zevkiniz, sunumunuz nasıl istiyorsa öyle yapabilirsiniz. Ve ben tabanlarımı hazırladım. Onları bir kenara alıyorum. 20 tane büyük marshmallow alıyorum. Böyle güzel pembelerini seçtim. Gayet uygun fiyatlı biliyorsunuz. Bir paketi 2,5 lira falan. Ben pembelerini topladım. Çünkü içine bir de gıda boyası eklemek istemiyorum. İsterseniz beyazlarını kullanın, istediğiniz renkte yapın. Ama benim cheesecake'imin adı Pembe Bulut Cheesecake. Gerçekten böyle bulut gibi yumuşacık yumuşacık. Ama tabanı güzel böyle kıtır kıtır bisküvi tabanlı. Yiyişi harika. Kokusu şimdiden burnuma geliyor. Yedikten sonra bana hak vereceksiniz. İsterseniz siz mavi bulut yapın, mavi gıda boyası koyun. İsterseniz sarı bir güneş yapın. Artık keyif sizin. Anlatması benden, üretmesi sizden. Şimdi böyle marshmallowları ufak ufak buraya koyuyorum. Neden ufak ufak yapıyorum? Erimesini sağlamak için. Daha çabuk eriyecek. Neden marshmallow kullanıyorum? Dediğim gibi zaten kendinden jelatinli olduğu için donacak gayet güzel. Başka hiçbir şeye ihtiyacım olmayacak. Ne gıda boyası kullanacağım, ne jelatin kullanacağım. Hiçbir şey kullanmayacağım. Gayet güzel oldu. Şimdi 80 mg da süt koyuyorum. Yani çok az, böyle 1/3 su bardağı civarında süt ilave ediyorum. Ve şimdi ocakta kısık ateşte sadece eriteceğim. Kaynatmıyorum, pişirmiyorum. Sadece erimesini sağlıyorum. Şöyle karıştıra 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 gayet güzel eriteceğim. Evet, oldu. Onu böyle bir kenara alıyorum. Ve şimdi bir kabağa 300 gram labne peyniri alıyorum. Aslında cheesecake'imiz çok basit. 3 tane malzemeyle oluşuyor.
pardon 4 malzeme tereyağını hep unutuyorum. 1 bisküvi, azıcık tereyağı, marshmallow ve labne peyniri. Çok azıcık da süt koymuştum, unutmayalım. Şimdi 300 gram labne peynirini alacağım. 1 paket 200 gram, unutmayın. Sularını almamaya çalışın. Çünkü sulu olmasını istemeyiz. Sularını süzün. Ve diğerinin de yarısını aldığımda tam 300 gram olacak. Şöyle mikserle bir güzel çırpıyorum. Ve marshmallowlarımı alıyorum. Karıştıra karıştıra soğutuyorum çünkü peynirimi ekleyeceğim. Peynirimin kesilmesini istemem. Şöyle peyniri ekliyorum. Dibinde hiç bırakmayın. Çünkü çok lezzetli. Ve bir güzel mikserle çırpıyorum. Evet, şimdi de kalıplarıma koyacağım. Gördüğünüz gibi gayet sıvı görünüyor. Hiç aldanmayın. Gayet güzel donunca sertleşecek. Ve cheesecake'lerim hazır. Sadece şimdi buzdolabında donmasını bekleyeceğim. Ona birkaç saat verelim. Şöyle güzelce donsunlar. Ve cheesecake'lerim dondular. Gayet güzel oldular. Şimdi sunum zamanı. Süsleme zevkini yaşayalım. Hayalinize göre, zevkinize göre süsleyin. İsterseniz hiç süslemeyin. Çünkü süse bile ihtiyacı yok. O kadar güzel ki. Şimdi şöyle yuvarlak olanı çıkartalım servis kabından. Ben bu servis aletlerini çok seviyorum. Gayet güzel işe yarıyorlar. Sunumlar da çok güzeller. Şöyle biraz krem şanti koyuyorum. Azıcık da çilek. Bu böyle zarif ve sade olsun. Şu kare olanı da çıkartalım. Şimdi böyle küçük küçük kenarlarına krem şantilerden minik minik inci taneleri gibi yapalım. Ve çileğini oturtalım. Ve bardağımızı süsleyelim. Ve hepsi yemeğe hazırlar. Beni bekliyorlar. Ve içeride bekleyenleri de duyuyorum. Siz de yapın. Sevdiklerinizle paylaşın. Bana hak vereceksiniz. Figen bu tarifte harikaymış diyeceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.